Dini CD'leri kopyalamak. Sual. Bazı kimseler Kur'an okumayı öğrenmek ve başka dini bilgiler için CD'ler ve bilgisayar programları hazırlayıp kopyalayana hakkımızı helal etmiyoruz. Herkes parayla satın alsın diyorlar. Bunları kopyalamak kul hakkı olur mu? Mushaf'tan ve dini öğreten yayınlardan para kazanmak, kopyalayana hakkımı helal etmem demek caiz midir? Cevap: dini ticarete alet etmek en büyük günahlardan biridir. Bu CD'leri, kitapları ve musafları satmak, Kur'an-ı Kerim öğretilmesine, okunmasına sebep olmak niyetiyle olursa, caiz ve sevap olur. Fakat böyle niyetin alameti, bunları maliyetine yakın, çok az bir kârla satmaktır. Başka geliri de varsa, musafı kârsız satmalıdır. Sadece kağıt, işçilik ücreti, ve masraflarını almak caizdir. Kur'an-ı Kerim'den veya dini yayınlardan para kazanmak çok kötüdür. Üç hadis-i şerif meali şöyledir. Ahir zamanda din adamları, halkın istediği yönde fetva verip, helale haram, harama helal diyecekler. Kur'an'ı ticareti, menfaate alet edecekler. İnsanların en kötüsü, dini dünya malına alet eden kimsedir. Allahü Teala Adem aleyhisselama bin çeşit sanat öğretip buyurdu ki, çocukların ve neslin bu sanatlardan biriyle rızkını talep etsin, sakın ola ki dini geçim aracı yapmasın, dini kullanarak dünya malı toplayanlara yazıklar olsun. Tüccarın malını müşteriye gösterirken, zikir, tesbih, kelime-i tevhid, salevat okuması günahtır. Bunları para kazanmaya alet etmek olur. Demek ki, müşteri çekmek gayesiyle dükkanına dini levhalar asmak da dini ticarete alet etmek olur. Hele dinden, imandan habersiz kimselerin bu hareketi din istismarı olur. Müşteriyi düşünmeden, bereket için, faydasına inanarak asmak din istismarı olmaz. Bir gayrimüslim dükkanına dini bir levha asıyor, bir fasık dindar gibi görünüyor veya bir Müslüman herhangi bir çıkarı için dini kullanıyorsa, dini istismar ediyor demektir. Piyasada Allah, Muhammed yazılı tesbihler, ayet yazılı yiyecek içecek kapları, bardakları satılıyor. Başkalarının günaha girmesine vesile olacak şekilde, dini böyle ticarete alet etmek daha çok günah olur. Akıllı insan, ahiretin sonsuz kazancını, dünyanın geçici kârıyla değiştirmez bütün iyiliklerin dinin emirlerine uymakta olduğunu bilir. Bir hadisi şerif meali. Dünya kârını ahiret kârına tercih eden kerime i tevhid'i söylediği zaman Allahü Teala yalan söylüyorsun, sözünde sadık değilsin buyurur. Netice dinden para kazanmak ve hakkımı helal etmem diyerek Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesine mani olmak caiz değildir. Dini ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için kopyalardan faydalanmak da caizdir. Sitelerimizdeki her türlü yazılı ve sesli yayınlardan da herkes dilediği gibi faydalanabilmekte, aslına sadık kalmak şartıyla herkes istediği gibi çoğaltabilmektedir.